çocuğunun doğal bazı yetenekleri olduğunu görüyordu. Bu yüzden onu 10-12 yaşları arasına geldiğinde insan ve anatomi de dahil olmak üzere çeşitli pis olabilecek işlerin yapıldığı ünlü bir sanat evi öğretmeni olan ressam ve heykeltıraş Andrea Del Verrucci'nin yanına çırak olarak verdi. Andrea Del Verrucci her çocuğu yanına çırak olarak almıyordu. Çocuğun ilk önce kendisini göstermesi gerekiyordu. Babasının yanında götürdüğü Leonardo'nun daha o yaşta çizdiği bazı eskizler onu ikna etti. Ve 1465 yılında henüz 13 yaşındayken çırak olarak sanat evine yerleşmesini onayladı. Çıraklık binlerce yıldır özellikle erkek çocuklarının yetişip meslek ve karakter sahibi olmasında büyük bir öneme sahip oldu. Bu önemi ilerleyen yaşlarda Leonardo'da göreceğiz zaten. Verrucci'nin Leonardo'nun ergenlik hayatındaki etkisi kesinlikle küçümsenemez. O da dönemin Rönesans erkekleri gibi çok yönlüydü. Kendisini çoğunlukla kuyumcu olarak tanıtsa da marangoz, bronz dökümcüsü, mimar, heykeltıraş ve ressamdı. Modern dünyanın bize dayattığı tek bir konuda uzman olmanın gerektiğinin aksine Rönesans her alanda uzmanlaşılmasını destekliyordu.